Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi keşke tutsaydı, maalesef tutmadı. Kısa, öz, açık, seçik bir anayasayla birlikte parlamenter iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin Türkiye için elzem olduğuna inanıyoruz. İyi Parti lideri Meral Akşener bir kez daha parlamenter sisteme dönüş çağrısı yaptı. Mesajı doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'aydı. Parlamenter sisteme bizi Erdoğan geçirecek dedi. Bu sözü tartışmaya yeni bir boyut kattı. Parlamenter sisteme dönüş konusunda dikkatle ve en fazla üzerinde bu dönüşün üzerinde duran siyasi partiyiz. Nerede ne gibi aksamalar varsa bunlar da giderilerek yolumuza devam ederiz. Bu milletin talebi tarafsız Cumhurbaşkanlığından yanadır. İktidar geçtiğimiz yaz revizyon çalışmaları yaptı yapmasına ama 1,5 yılını geride bırakan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yeniden tartışmaya açıldı. Muhalefet parlamenter sistemi yüksek sesle söylemese de köklü değişikliklerle meclisin güçlendirilmesi gerektiği görüşünde. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini Türkiye taşıyamıyor. Hiçbiriniz nefes alamıyorsunuz. Eskiden sorulmazdı parlamenter sistem mi? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi olsun diye vatandaşa. Şimdi anket yapan arkadaşlar soruyorlar. En son benim bildiğim son yapılan anketlerden birinde 164 oranında bizim önerdiğimiz sisteme dönülmesini istiyor Türkiye'de yaşayan herkes. Geçtiğimiz günlerde verdiği anket sonucu gündem olmuştu İyi Parti liderinin. Bu kez gazetecilerle bir araya geldiği programda konuştu. Yeni bir anayasayla güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme dönüş çağrısını yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bunu kabul edeceğini savundu. Birinin kafasına taş düşse Sayın Erdoğan'dan bilindiği ve ona ilzam edildiği bir sonuçla karşı karşıyayız. Tutmadı. İnsanlar nefes alamıyor. Dolayısıyla biz bir çözüm önerisi ortaya koyduk. İyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem. Kısa, öz, açık, seçik bir anayasayla birlikte parlamenter, iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin Türkiye için elzem olduğuna inanıyoruz. Ben iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme Sayın Erdoğan'ın geçeceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz aylarda Lütfü Türkan'ın gündeme getirdiği AK Parti-İyi Parti ittifakı da soruldu Akşener'e. İyi Parti lideri o ittifaka kapıyı kapatmadı. Şimdi siz zillet, başka neydi? Zillet, illet, ip diye konuşan küçük ortağın dengesini niye bozuyorsunuz böyle bir soruyla? Bizim bu teklifimiz muhalefette yer alan bütün siyasi partiler için geçerlidir. Ön şartımızdır ittifaklar için. Diyelim ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerinden gidildi seçime ve orada İyi Parti'nin ittifak içinde yer almasının yolu, ön şartı parlamenter sisteme dönmek şartıdır.